İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar sayın seyirciler. 360 ekranında Vahiden Hayata programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Okuyan'la birlikteyiz. Hocam yarısını geçtik Ramazan'ın. 16. cüze de geldik. Evet. Elimizden geldiğince sizin sayenizde paylaşıyoruz. Bugün hangi ayetler var? Hangi evet. konularda? Şimdi 16. cüz Kehf suresinin 75. ayetiyle başlıyor. 110. ayeti itibariyle Kehf suresi bitiyor. Sonra 98 ayetlik Meryem suresi var bütünüyle bu cüzde. Ayrıca 135 ayetlik bir de Taha suresi var. Bunlar 16. cüzün konularını oluşturuyor. Tabii o kadar çok önemli konu var ki bu cüzde. Hiç olmazsa şöyle ara ara birkaç tane hatırlatayım istiyorum. Bunlardan biri, bu cüzün konusu mağara delikanlıları, adını oradan alıyor. Kehf mağara demektir. Onlarla ilgili kıssa anlatılıyor, bitiriliyor. Daha sonra Hazreti Musa'nın bir gençle yaptığı yolculuk anlatılıyor. Ondan sonra Hazreti Musa'nın Allah'ın katından kendisine ilim verdiği bir kulla, piyasada Hızır denen ama aslında Kur'an'ın böyle bir kelimeyi kesinlikle kullanmadığı, Allah'ın bilgilendirdiği bir kul ki ben onun melek olduğu kanaatindeyim. Onunla yapılan bir yolculuk anlatılıyor. 16. cüzün de işte bu 75. ayetinden itibaren 82. ayetine kadar o bölümün ifadeleri var. Sonra Zülkarneyn ile alakalı bir pasaj var. Kardeşlerim eğer merak ederlerse oradan okuyabilirler. Daha sonra 109. ayetini hatırlatmak istiyorum nokta ayet olarak. Orada Allah-u Teala kendi ilminin ne kadar sınırsız olduğunu beyan etmek üzere 109. ayette, ki bu ayetin bir benzeri de aslında Lokman suresindedir. Lokman suresinin ilgili ayetini de hatırlatayım bu arada. Lokman suresinin 27. ayeti ile Kehf suresi 109. ayet aynı konuda birbirini tamamlayan mesajlar içeriyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, kul de ki peygamberimize diyor, levkânel bahru midâden, şu deniz mürekkep olsa. Neyle ilgili? Likelimâti Rabbi, Rabbinin kelimelerini anlatmak üzere. Bu deniz efendim mürekkep olsa. Lokman 27'de de bu deniz ve bir yedi daha deniz. Yani yedi deniz daha onu desteklese, hepsi mürekkep olsa, Rabbinin kelimelerini, hakikatlerini anlatmak üzere, لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي, Rabbimin kelimeleri tükenmeden o denizler biterdi diyor. Hatta o Lokman suresi 27'de ağaçlar kalem olsa ifadesi de var orada. Öyle benne مَا فِي الْاَضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُلٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ, ağaçlar kalem olsa, deniz ve bir yedi deniz daha onu desteklese, Allah'ın kelimeleri asla bitmez, asla tükenmez. Onun için kim derse ki ben Kur'an-ı Kerim'i tam anladım ve iş bitti, o yalan konuşuyordur yani. Böyle ben bildim bitti, öyle bir şey yok. Bir adam öğrenmeye başlar, o kadar. Ne kadar öğrenirse öğrenir ama öğrenmeyi bitiremez. O itibarla hele Allah'ın hakikatlerini tam anlamıyla öğrendim, bitirdim demek hiç insani bir ifade değildir. Bundan kaçınmak lazım. Kehf suresi 109. ayet bu anlamda kardeşlerimize bir uyarıcı mesaj olmuş olsun. Ardından Meryem suresi var. Kur'an-ı Kerim öyle. Hocam yüzüne de birazcık değinip öyle geçsek. Değinelim. Değinelim. İlk giriş cümlesi bence. Değinelim. Kul innemâ ene beşerun mislüküm. De ki peygamberimize hitaben buyuruyor ki Yüce Allah. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ben de sizin gibi bir insanım. Yani beni abartmayın. Beni abartmayın. Hatta bir hadis-i şerif var tam bununla alakalı. Peygamberimiz buyuruyor ki la tutruni kema atratin nasara el mesih ibn meryem. Sakın ha Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abarttığı gibi siz de beni abartmayın. Velakin kuluhu abdullahi ve rasulü. De ki benim için deyin ki o Allah'ın kulu ve elçisidir. O kadar. Ben de sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye, bana vahyediliyor ki ennemâ ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tektir.
Tek Tanrı'ya inanacaksınız. Yani Allah'a inanacaksınız. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu bana bildiriliyor. Ey bütün muhataplar, siz de bu bilgiye kulak verin. O halde kim bu duyarlılık sahibi ise, yani tevhid dediğimiz tek Allah inancını benimseyip yaşayabilmeyi başarabiliyorsa, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, böylesi insanların her biri Rabbi ile karşılaşacağı, kavuşacağı güne inanıyor demektir. Öyleyse Rabbi ile karşılaşacağı o mahşer gününü her kim kabul ediyor, ona iman ediyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, o zaman iyi işler yapsın. Hem kendi iyi olacak işin, hem bir kötülüğü düzeltici bir fonksiyon icra edecek. Salih amel, fesadı, ifsadı salaha, düzgünlüğe dönüştüren davranışlara derler. Kim mahşere inanıyorsa, Rabbinin huzuruna çıkacağına inanıyorsa, o zaman salih amel yapsın. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Sakın ha Rabbine yönelik ibadetinde hiç ama hiç kimseyi araya sokmasın. Yusuf suresini anlatırken evet, söylemiştik. Allah'a ibadette araya kimi sokarsanız sokun, müşrik olursunuz. Araya müşrikler, yani terim olarak müşrik dediğimiz Mekkeli müşrikler, melekleri sokuyorlardı. Allah onlara müşrik dedi. Bugün de insanlar peygamberi koyuyorlar araya. Veya başka işte salih insanları. İşte filanca hocamız, şeyhimiz, pirimiz, mürşidimiz, herkes kendine göre bir isim veriyor. O diyor benim ibadetlerim Allah'a olsun. O olmaz öyle bir şey. İşte bu şirk. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'la karşılaşacağına iman edenler kendileri düzgün işler yapsınlar ve ibadetlerine, Rablerine yönelik ibadetlerinde araya hiç ama hiç kimseyi sokmasınlar. Müşriklik bir hastalıktır. Müslümanın ondan behemahal uzak durması, uzaklaşmış olması istenmekte, emredilmektedir. Evet, şimdi arada soru sorunca işte biz iyi oluyor. Bakın iyi oluyor. Niye iyi oluyor? Şimdi bu şirk vurgusunu yapamayacaktık işte. Yani 109'u okuyoruz, 110'u atlıyoruz. Sanki 108'i niye okumadıysak, o arkadaki ayetlerde ne muhteşem bilgiler var. Neyse, inşallah Ramazan'dan sonra program devam edecek. Öyle ümit ediyorum. İnşallah. Öyle olursa o zaman uzun uza diye konuşuruz. Kur'an-ı Kerim'in 19. suresidir Meryem suresi. 16. cüzde 19. sure Meryem suresidir. Hani Kur'an'ın kadın karşıtı bir söyleme sahip olduğunu iddia edenlere ithaf olsun. Kur'an'da kadınlarla alakalı müstakil 4. sure Nisa suresi, kadınlar suresidir. Kur'an'da Rical suresi diye bir sure yok. Yani erkekler suresi. Yani böyle isimlendirme bile yok. Hazreti Meryem adına böyle bir sure vardı. Tabi surenin her tarafında Hazreti Meryem'den söz edilmiyor. 16. ayetinden itibaren 40. ayetine kadar Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ile alakalı bilgi veriliyor. Tabi bu surede önce Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, baba oğul, kardeşlerimden istirham ediyorum. Bir insan henüz çocuğu olmadan, hatta hanımı hamile bile değilken, onlara nasıl bir çocuk istemeleri lazım geldiğini bu Meryem suresinde Hazreti Zekeriya örnekliğinde anlatıyor Allah-u Teala. Surenin 4, 5, 6, 7, 8, ta 11. ayete kadar böyle bir pasaj vardır. Nasıl bir çocuk istemek lazım onu öğretir. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya örnekliğinde. Daha sonra Hazreti Meryem, oğlu Hazreti İsa örnekliği ele alınır. Hazreti Meryem'in nasıl hamile kaldığı ifade edilir. Hazreti Meryem'in hamileliği ile alakalı bir takım spekülatif şeyler söyleniyor sağda solda. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Doğru olan şudur. Hazreti Meryem'e Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiştir. Yanında Cebrail Aleyhisselam'ı gören Hazreti Meryem irkilmiş, korkmuş, ondan Allah'a sığınmıştır. Hazreti Cebrail ona Allah-u Teala'nın ikramı olarak bir çocuk müjdelemek üzere geldiğini söylüyor. Üflüyor ona, yani Hazreti Meryem'e. O irkilme esnasında Hazreti Meryem'in vücut yapısında erkek ve dişi hücrelerin bulunduğu bir yapı söz konusu olmalıdır. Ben o konuda bir araştırma yapmıştım, bir makale yazmıştım. Hani bitkilerdeki üreme nasıl kendine döllenme sistemine sahipse bazı bitkiler, Hazreti Meryem'in de öyle olduğu anlaşılıyor. Ta ki Ali İmran suresi 37. ayette Allah-u Teala Hazreti Meryem'i güzel bir bitki gibi büyüttüğünü söylüyor. Yani onun hayatında bitkiyle benzeşleştirilen bir önemli boyut vardır. Burada da Hazreti Meryem, Hazreti Cebrail'in işaretiyle
hamile kalmıştır, doğumunu yapmıştır. Hazreti İsa'yı getirmiştir. Sonra ona çok çeşitli hakaretler yapmış etraftakiler. Fakat Hazreti İsa onlara risalet öğretilerini aktarmış. Surenin ikinci konusu Hazreti Meryem, Hazreti İsa ikilisi olarak şekillenmiş. Ta hocam, 40. ayete son kadar. Son 5 dakikamıza geldik. Tam da onu sormak isterim. 29, 30, 31, 32 bebekken konuştuğu geçiyor burada. Hazreti İsa'nın söyledikleri var. Onları bir dile getirmek isterim. Beşikte iken konuşmak. Bu beşikte iken konuşmak gerçekten bebek olarak konuşmak diye yorumlanabileceği gibi daha dün beşikte olan adam anlamında da yorumlanabilir. Hmm. Daha ağzı süt kokuyor demek yani. Öyledir ya, bugün de öyledir ya. Yeni biri bir şey deyince der ki adam daha dünkü çocuk konuşuyor falan, itibar almazlar. Bu ayetler öyle de yorumlanabilir ama genelin yorumu işte beşikteki konuşmayla şekilleniyor. Daha dünkü çocuk kısmıyla ilişkili yorum daha makul geliyor bana. Ne diyor Hazreti İsa? Kale inni abdullahi. Diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Beşikteki çocuk. Ataniye kitap. Allah bana kitap verdi. Beşikteki çocuğa Allah niye kitap versin? Beşikteki çocuk o kitabı nasıl yaşayacak? Daha dünkü çocuk ifadesi daha makul geliyor. Evet. Allah bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyya, ve beni peygamber yaptı. Ve cealeni mübareken eynema küntü, her nerede bulunursam beni değerli kıymetli kıldı. Ve usani bis salati ve zekati ma dümtü hayya, hayatta olduğum sürece Allah'a ibadetle ve arınmayla beni emretti. Namaz ve zekat diye söylüyorlar ama aslında namaz ve zekat değil. Yani tevhid içerikli Allah'a yönelttiğimiz her davranış salattır. Arınmaya gayret eden her fedakarlığımız bir zekattır. Hayatta olduğum sürece bunları yapmayı bana emretti. Ve berren bi valideti, ve bir de anneme iyilik yapmamı emretti. Ana baba demiyor çünkü Hazreti İsa'nın babası yoktur. Öyle Hazreti İsa'nın babası şuydu buydu gibi bir laflar dönüyor sağda solda. Hazreti İsa'nın babası yok. Hazreti Adem'in babası olmadığı gibi. Yani ben bu, anlamıyorum nasıl böyle şeyler söylüyorlar. Yani insan bir bakar Ali İmran suresine. Ali İmran suresinin 59. ayetinde diyor ki Allah-u Teala İnne metele İsa indallahi kemesele Adem. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Halakahu min turabin. Adem'i topraktan yarattı Allah-u Teala. Yani babası yok. İsa Aleyhisselam'ın da babası yok. Orada öyle bir baba arayışına girmenin bir alemi yok. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. O kadar babası yok ki Cenab-ı Hakk'a Hristiyanlar onu Allah'ın oğlu diye ilan ediyorlar. O da yanlıştır. Hazreti İsa Allah'ın oğlu filan değildir. Çünkü Hazreti İsa'nın babası yoktur kardeşim. Bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. O da hemen cevapta 35'te aslında o konuya da cevap veriyor Kur'an. Tabii. Mâ kâne lillâhîn tekdemî veledîn sübhâne. Allah-u Teala hiçbir şekilde hiçbir çocuk edinmemiştir canım. İdâ kadâ amran fe innemâ yekûlû lehû kün feyekûn. Yani o bir şeyi olmasını istediği zaman ona ol der, o da oluverir, olmaya başlar vesaire. Allah'a çocuk isnadı Meryem suresinin, bakın Meryem suresinin geliyor. Nerede? 88, 89, 90, 91. ayetleri, 92. ayetleri. Rahman çocuk edindi dediler. Mekkeli müşrikler için söylüyor. Ne kadar çirkin bir söz söylediler diyor. Ne kadar ciddi bir şey en iddia. Ne korkunç bir şey ortaya attınız. Tekâdüs semâvâtü yetefattarne minhû. Onların bu sözlerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacaktı diyor. Ve tenşakkul ardu, yer neredeyse yarılacaktı. Ve tehirrul cibalu hedda, en de'avlir rahmani veleda. Yani Rahman çocuk edindi demelerinden dolayı neredeyse dağlar unufak paramparça olacaktı diyor. Allah'a çocuk isnat etmek korkunç bir iftiradır. Ne olursa olsun, ne adın olursa olsun. Son dakikamıza geldik hocam. Son dakika. Ondan sonra Hazreti İbrahim var, ondan sonra Hazreti Musa var, Hazreti İsmail var, Hazreti İdris var. İşte ne bileyim, ama bir şu 96. ayeti kısaca bir okuyayım, onu okumasam olmaz. Bugünkü Müslümanların her birinin kulağına küpe olması lazım gelen bir ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler ve düzgün iş ortaya koyanlar var ya, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا Rahman onlar için birbirlerini sevme vesileleri yaratacaktır. Müslümanlar bugün birbirini sevmiyorlarsa, sevemiyorlarsa, hangi kaygıyla olursa olsun bir Müslüman, bir başka Müslümanı sevmiyorsa, imanına ve ameline baksın. Onun imanında problem vardır, salih amelinde defolar vardır demektir.
İman edenler ve salih amel sahibi olanlar birbirlerini seveceklerdir. Meryem suresi 96. ayetin kesin vaadi budur. Dolayısıyla tabi 17. programı aktaramayacağımız için Taha suresinin de 1. ayetten 9. ayete kadar Kur'an'ı anlatan bir mesajı, 9. ayetten 98. ayete kadar Hazreti Musa ve Firavun'la alakalı diyaloglarını anlatan bölüm, ondan sonra mahşer şartlarıyla ilgili bir bölüm, daha sonra Hazreti Adem'le İblis ve onların cennetten çıkartılması konusu, 124. ayette de bir uyarı var. O uyarıyla bitireyim. Tamam. Ve mene arada an zikri, kim benim hatırlatmalarımdan yüz çevirirse, benim zikrimden yani vahiyden, Kur'an'dan kim yüz çevirirse, fe inne lehu me'işeten danken, onun için dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet sabahı öyle adamları görme engelli olarak yaratacağız, dirilteceğiz. Kale, adam diyecek ki Rabbi lime haşerteni a'ma ve kad kuntu basira. Ya Rabbi beni niye böyle a'ma, kör olarak dirilttin? Halbuki ben görüyordum. Cevap. Kale kezalike. Haklısın, görüyordun ama eteke ayatına, asıl görmesi, görülmesi gerekenleri görmedin. Sana ayetlerimiz geldi. Fenesita ve ayetlerimizi unuttun. Ve kezalikel yevme tünsa. Ayetlerimizi unutanlar mahşerde azapta unutulacaklardır diyor. Allah-u Teala ayetlerini hatırında tutan ve hayatında uygulayanlardan eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Evet. Hocam. Ve böylece doldurduk süremizi. Vahiden hayata burada sona eriyor.